Arkadaşlar uzun bir aradan sonra tekrardan merhaba. Bu ilk videosu olacak bu serinin. Yeni bir seriye başlıyoruz. Sıfırdan muhtemelen 80 levele kadar olacak bu seri. Sıfırdan 80 levele kadar belki ilerleyen süreçlerde bunu daha da uzatmayı düşünebiliriz bilmiyorum. Sıfırdan 80 levele kadar aşağı yukarı böyle kısa kısa videolar. İlk video hani komple buradaki bu rehberle beraber ilerleyerek en mantıklı nasıl ilerleyeceğinizi göreceksiniz. Ve bu seride ben totalde 150 yakut kullanacağım. Normalde bu kadar yakuta da ihtiyacım yok. 100 yakut, 80-90 yakut bana yeterliydi. Ama 150 yakut vardı bu harcayacağım yakuta uygun olarak. Ondan dolayı 150 yakutluk paketi aldım. Zaten bu yakuttan daha az bir yakutla bu oyunu oynamanızı önermiyorum. Hani ben açıkçası şu 150 yakutu free to play tarzında değerlendirebilirim bu oyunda. Hani bunun altına oynamayın zaten. Sentriyosuz bu oyun pek mantıklı bir oyun gelmiyor bana. 150 yakutla hani az yakut harcayarak oynayanlara yönelik bir seri olacak bu. Bu serinin ilk videosuna hoş geldiniz. Hep beraber başlayalım seriye. Şimdi ilk başta hesabımızı açtık. Ben yeni bir hesap oluşturdum. Bir tane server'da. Bu hesabı açtıktan sonra ilk ne yapmalıyız? Nasıl ilerleyeceğiz? Bu videodaki asıl amacımız şu anda kurt kesmek. En kısa sürede o kurtu kesmek. Ne zaman olacak? Nasıl olacak? Uzun süredir çünkü ben de az yakut kullanarak herhangi bir hesap kasmadığımdan benim için de farklı bir tecrübe olacak. Bayağı ara verdim çünkü bu oyun tarzına. Genelde buraları hep kum saatiyle ilerletiyorum. Yavaş bir şekilde hep birlikte ilerleyeceğiz ve bu şekilde burada sizler için bir rehber olacak. Bundan sonrasında da hani sıfırdan 80 levele, 90 levele hatta 100 levele direkt kum saatiyle attığıma dair bir video, komple hepsini videoya çekip atma gibi bir düşüncem var. Buna neye göre karar vereceğim? Bu yaptığımız serideki gördüğüm etkileşim açıkçası bunu belli edecek. Sizden ricam hani videoları beğenip yorum yaparsanız ayrıyeten kanala abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Videomuza geçelim. İlk başta hesabımızı açtık. Ne yapacağız? İlk başta gidip bir kere bir sıçana vuralım. Vurduk, altın bonusu da verdi. Şimdi açıkçası ilk başta gidip sentry almaktansa bir iki tur sıçan kestikten sonra sentry almak, yani iki level yaptıktan sonra sentry almanızı tavsiye ediyorum. Neden diye sorarsanız sentry aldığınızda şurada şöyle bir özelliği var. Nerede o? Sana ve ittifakına aktivasyon başı Seyis'in gündeliğinin yarısı. Seyis gündeliği dediği iş kısmındaki göreceksiniz onu. Şu anda iş 3 levelde açılıyor sanırım. Göremiyoruz. Her level artıyor bu Seyis'in bize verdiği ücret. Ve 1 levelde vereceği altınla 2 levelde vereceği altın arasında 2 kat fark vardı diye hatırlıyorum. En kötü ihtimal 1,5 yani. Ondan dolayı 2 levele zaten hızlıca atacağız. Hani Sentryo'ya ihtiyacımız olmadığından bekleyip 2 levelde Sentryo'yu aktif etmek daha mantıklı olacak bizim için. Premium'a gelip anlaşmalara geldik. Anlaşmalarımızı açalım. Apollo'yu açacağız. Mühürü açacağız. 2 level yüksek eşya görme. Bu da keşifimizi %50 artırıyor. 12 iken 18 yaptı. Sentry aldığımızda 36 olacak o keşif. Bu da 2 hasar veriyor şu anki levelde. İlk başta çok önemli bu. Hani sonraki zamanda da önemli de sonraki zamanda kullanım olarak beceri veya kritik daha mantıklı oluyor. Başlangıçta bu şekilde başlayacağız. Zaten seri içerisinde bunlarda veya oyunda herhangi bir şeyde değişiklik yaptığımda onların videoları full olacak kanalda. Zamanla oturacak bu seri, bu rehber. Burada da görev anlaşmasını açtık direkt. 60 yakut harcadık toplamda. 90 yakutumuz kaldı. Sıçan kesmeye devam edelim. Eğitim olarak ilk yapacağımız eğitim gücü 10 yapmak arkadaşlar. Şöyle gücü 10 yapalım. Arkasından 3 tane beceri basalım. Aynen şöyle bastık. Bir daha sıçana vurduk. Şimdi. Ya da direkt açalım çünkü bir levelde kurt kesmek gibi bir hedefim var. Normalde kesebiliyordum önceden. Ama dediğim gibi belki 5-6 senedir bu şekilde az yakutla bir oyun sergilemediğimden hiç denemedim. Birlikte deneyelim. Bir levelde açtık sentriyomuzu. Tekrardan vazgeçtim. Bir levelde kurt kesmeyi deneyelim birlikte. Şu anda
549 altın oldu. Şu beceriyi bir 10 yapalım önce. Arkasından çeviklik basalım. Çeviklik 12. Şu anda başa gayet rahat kesebiliriz. Son keşifi kurtta deneyeceğim. Şu anda %90 XP'ye kadar vaşak ve sıçanda devam edeceğim. Yani şu anda biraz şov peşindeyim açıkçası. Bir levelde kurt kesmek gibi bir olayı gerçekleştirelim birlikte. Evet, şu anda bir leveliz. Şunun zırhı iyidir. Şunları taktık. Şu kalkanımızı da taktık. Şimdi biz şuradan bir 15 iş elbisesi alacağız. Bu zaten ilerleyen süreçte de işimize lazım olacak. Toplamda harcadığımız yakıt 90 şu anda. Simyacı. Evet, şurada 1-5 silahlar var. Yakutsuz bir silah arıyoruz şu anda. Normalde yakutlulardan alıp kesebilirsiniz ama şu anda az yakutlu oynayanlara yönelik bir ilerleyiş amacımız olduğundan yakutsuz mesela şu silahı alabiliriz. 2'ye 7. Onu nasıl alacağız? Şu anda altın yok. Onu nasıl alacağız? Eğitim fazla yapmışız. Yanlış yaptık. 2'ye 7. Ben onu alabilmek için şu an bir tane daha sentry aktif ediyorum. Sizin bunu yapmanıza gerek yok. Bir eğitim az yapıp zaten onu direkt alabilirsiniz. Ben bir sentry daha aktif ediyorum. Sırf bir levelde kurt kesebilmek için burada sizinle beraber. Bu videonun asıl konusu bu olsun istiyorum çünkü. Şuradan 2'ye 7 silah aldık. Zaten şunları satsaydım yine alırdım muhtemelen. Çok az bir fark vardı altında. Hatta bunları da satalım şu anda. Tekrardan simyacı bir de zırh üreticisinden bir beden zırhı almamız gerekiyor. Niye? Şimdi 61 zırhımız var. Engellenen hasarda 0-0 yazıyor hala. Hatırladığım kadarıyla bu 67 olduğunda 0-1 oluyordu. Şu anda biz bir zırh takıp zaten onu direkt 100'e dayayacağız o zırhı. 100 olmasa da şunu alalım aynen. Şunu aldığımızda zırhımız kaç oldu? 96-01. Şu an kurtu kesebilme ihtimalimiz yüksek gibi düşünüyorum. Yiyecek yedik. Eğitimlerimiz tamam. Hasarımız güzel. Bir de silahımıza bir bileme taşı alacağız arkadaşlar. Silahımıza bir bileme taşı. Şu bir levelin bileme taşının hasarı daha az oluyor. Normalde ilk girdiğinizde direkt tüccara girseydiniz onu görürdünüz. Şu an ben birkaç keşif attıktan sonra buraya girdiğimden şu an yeşil bilemeler çıkmaya başladı. Bir tur yenileyip 2 level alabildiğimiz bir şey çıktı. Normalde mesela bunun bir leveli var 50-60 altın diye hatırlıyorum. Aynı ikisi de bir hasar veriyor. Siz direkt hani bu hesabı bu kadar ilerletmeden direkt bir kere bir silah üreticisine vesaire tıklayıp buranın yenilenmesini sağlayın. Sonra yine bu süreçte gelip alırsınız. Tekrardan gidip yenilemenize gerek kalmaz. Hasarımızı da sürdük. Şu anda yapabileceğimiz başka bir şey yok diye düşünüyorum. Ve kurda saldırdık. Evet. Bir levelde kurdu kestik arkadaşlar. 65'e 41. Şuradan da raporu inceleyebiliriz. Bize kritik de atmış kurt. Kurt bize iki kere kritik atmış hatta. Kritik hasarı %13 olduğu halde iki kere kritik atmış ve yine de kesmişiz. Demek ki şu şekilde her türlü bir levelde siz de kurdu kesebilirsiniz. Bundan sonraki ilerleyişinizde direkt bu şekilde bir levelden hani iki level olmadan o kurdu kesmeye yönelik oynarsanız daha rahat ilerleyeceksiniz. Kurttan düşen itemler ayıyı kestirecek size vesaire vesaire. Oyunda her zaman keşifte maksimum ne kesebiliyorsanız onu kesmeye çalışın. Tabi ileride bazı levellerde bazı keşifleri kesmek gereksiz olabiliyor. Çünkü zaten hani size kattığı ekstrası çok bir fayda sağlamıyor yani. Elbette en sondaki keşfi kesmeniz her zaman için daha iyi ama örnek veriyorum çok düşük altın farkı oluyor. Onun için gereksiz görüyorsunuz siz.
Veya ben de gereksiz görüyorum zaten. Gereksiz de aslına bakarsanız. Ama bu hesapta biraz daha maksimum, hani en doğru şekilde ilerlemeye çalıştığımızdan, size en doğruyu göstermeye çalıştığımdan, özellikle Yakut'u az kullanan, hiç kullanmayan kişilere bu şekilde ilerleyeceğiz. İlk videomuz bu kadardı arkadaşlar. Ayıya geçişim. Bir dahaki videomuz olacak. Ayıyı kestiğim ondan sonra da işte zindandır vesairedir. Böyle her değişiklik, oyunda yeni bir şey, farklı bir şey yaptığım zaman hepsinin böyle kısa kısa videosu olacak. Bu da böyle güzel farklı bir seri olacak bizim için. Güzel bir rehber olacak burada. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Tekrardan görüşmek üzere bir dahaki videoda.